İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberlerini sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti 2018 yılı parlamento seçimlerine bir aday daha. Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya, bölgemizde yeni savaşı önlemek için tüm koşullara sahip. Konay'daki Ermeni Kilisesi, mizahçılar evine dönüştü. Suriye'deki terörist saldırısında ölenlerin sayısı 180'i aşıyor. Suriye ordusu İdlib için tüm savaşların en büyüğü için hazırlanıyor. Dikran Agert'te sokağa çıkma yasağı. Dersim Festivali yasaklandı. Haraça Pilibosyan 2018 yılında gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adaylığını koydu. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamento seçimlerine adayların adaylık işlemi için imza toplaması 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren başladı. Aday, biyografisini, kısa faaliyet programını ve eğitim sertifikasını sunmalıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu, Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarınca oluşmaktadır. Milletvekilliği adaylığı için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik kartına sahip olmak gerekiyor. Adaylar, aday olmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarından en az 200 imza toplamalıdır. Seçimler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Batı Ermenistan Devlet Televizyonu sitesinden edinebilirsiniz. Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan'ın savaş yanlısı söyleminin savaş olasılığını artırdığını düşünüyor. Rusya'nın savaşı önlemek için tüm koşullarının olduğunu inanıyor. Bu düşünceleri Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Echo Moskvi adlı radyoya yaptığı bir röportajda dile getirdi. Başbakanın sözlerine göre bölgedeki durum çok gergin ve Azerbaycan'ın agresif söylemlerini hesaba katarsak Artsakh'ta savaş olasılığı çok büyüktür. Başbakan şunları söyledi: "Bizler savaşa hazırlıklı olmalıyız. Ben ve tüm Ermenistan, Rusya'nın bölgemizde yeni bir gerginliği önlemek, Azerbaycan'ın Ermenistan ve Artsakh'a saldırmasını engellemek için tüm imkanlara sahip olduğunu inanıyoruz. Bizim stratejik ortağımızın, bizim asırlık kardeş ve dostumuzun savaşa izin vereceğini ben hiçbir şekilde inanamıyorum." Türkiye'nin Konya şehrinin Akşehir ilçesinde bulunan 19. yüzyıldan kalma Ermeni kiliselerinden biri Mizah Kültür Evi'ne dönüştürüldü. Konya şehrinin Kalkınma Departmanlığı'nca finanse edilen kültürel proje çerçevesinde Ermeni kilisesi yenilenmiş ve kültürel bir eve dönüştürülmüştür. Akşehir Belediye Başkanı'nın sözlerine göre kilise Akşehir'in 3. kültür merkezi olacak. Akşehir'deki Ermeni Kilisesi'nin 19. yüzyılda inşa edildiğini, Ermenilere uygulanan soykırımdan sonra zaman içerisinde yıkılmaya yüz tuttuğunu ve zamanında bu kilisenin 500 kişilik Ermeni topluma hizmet ettiğini hatırlatalım. Suriye'nin güneyinde gerçekleşen terör saldırısında en az 180 kişi öldü. Daha önceden verilen bilgide 100 edilen fazla kişinin öldüğünü belirtilmişti. Büyük patlama Şam'ın 92 kilometre uzağında bulunan Es-Süveyde şehrinin varoşunda bulunan Sukul Hudra yerleşindeki pazarda gerçekleşti. Bunun sonrasında El-Musalla bölgesinde de patlama olduğu haberi geldi. Saldırıların sorumluluğunu İslami Devlet adlı terör örgütü üstlendi. Suriye ordusu, İdlib ve Lazkiye vilayetlerindeki bir dizi bölgeleri kurtarmayı amaçlayan yeni bir büyük ölçekli operasyon başlatmaya hazırlanıyor. Almazdar Haber Ajansı'nın askeri kaynağından yapılan açıklamaya göre, Güney Kuneytra ve Dara ilçelerindeki başarılı operasyonun ardından Suriye ordusu, Suriye'nin kuzeybatı doğrultusundan yeni bir saldırıya hazırlanıyor. Askeri kaynağa göre Suriye ordusunun seçkin kuvveti olan kaplanlar, ordusu şimdi Al-Ghab alan ile Cisr-ül Şuğur bölgesini kurtarmaya odaklanmış durumda. Suriye Cumhuriyet Muhafız Alayı ve Suriye ordusunun 4. Mekanize Alayı birlikte Lazkiye'nin kuzeyinde bulunan Cebel-ül Türkmen ve Cebel-ül Akrad bölgesine harekete geçmiş durumda. Onlar Lazkiye'nin kuzeyini kurtararak Türkiye sınırındaki bölgelerin güvenliğini sağlamış olacaktır. Bu operasyon sırasında Suriye ordusunun en büyük engel kuzeybatı bölgelerinde gözlemci siperleri oluşturan Türk ordusu olabilir. Batı Ermenistan'ın Dikran Agert şehri Kulp ilçesinin dağlık alanında bir köy ve 5 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Türkiye Silahlı Kuvvetleri PKK'ya yönelik askeri hareket başlattı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre barınak, sığınak, depo alanları ve uçak safar mevzilerinin tahrip edileceği kaydedildi.
Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden alevlenmesinin 2015 yazında başladığını belirtelim. Dersim'de bu yıl düzenlenmesi planlanan 18. Munzur Kültür ve Doğa Festivali Dersim Valiliği tarafından yasaklandı. Festival geçtiğimiz yılda OHAL gerekçe gösterilerek yasaklanmıştı. Dersim'de tüm hazırlıkları tamamlanan ve bu yıl 26-29 Temmuz tarihleri arasında 18. düzenlenecek olan Munzur Kültür ve Doğa Festivali Dersim Tunceli Valiliği tarafından yasaklandı. Festival Tertip Komitesi'ne gönderilen tebliğata şu ifadelere yer verildi. Yapılan başvuru incelendiğinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu yönetmeliğince bulunması gereken belgelerin eksik ve etkinliği düzenleyenlerin, katılacak vatandaşların huzur güvenlik, esenlik ve genel sağlıklarını korumaya yönelik herhangi bir düzenleme belirtmedikleri yeni aynı festival ile ilgili ilçelerimizde yapılan müracaatlarda benzer eksikliklerin olduğu tespit edilmiştir. Festival Tertip Komitesi Başkanı Ali Haydarben, yasaklansa dahi inanç merkezlerini ziyaret edeceklerini ve festivalin amacını yerine getireceklerini kaydetti. Dersim'de geçtiğimiz yıl Munzur Kültür ve Doğa Festivali yine devletin valiliği tarafından OHAL gerekçesiyle yasaklanmıştı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nersik İspilyan tarafından seslendirilen Arcil Selatir adlı yurtsever eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.